sevgili diyetisyenimiz Şükran Yıldız Hanım'la beraber kilo vermemizin önünde duran engelleri nasıl aşarız? Mesela kabızlık. Bu bir engel. Bunu nasıl aşarızı konuşacağız. Kesinlikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli Şükran Hanım? İyiyim. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Bizim ilk programlarımızda biliyorsunuz Şükran Hanım'ı ağırlamıştık. Çok da güzel bir program yapmıştık. Ama bugünkü konumuz biraz daha farklı. Zayıflamanın önündeki engeller deyince o zaman şöyle diyelim. Önce mutfağımızdaki paketli yiyecekleri, un ve buğday içeren şeyleri bir önce karbonhidratları mı kaldırmamız gerekiyor? Aslında şöyle hep mutfağımızda bunlar var olacak baktığımızda. Ha, şimdi onu diyecektim. Yani söylediğine, söylediğine sen inanıyor musun Didem? İnanmak istiyorum. Kaldıracağız filan diyor. Sonra hafta sonu Instagram'da şey yapıyor. Ne o krem peynir bilmem ne şey börekleri filan. Yani kendimiz söylediğimize kendimiz inanalım. Yok, yok öyle bir gerçekten, dünya. Şey, önce... Nasıl? Yani kabızlıkla başlayalım evet, demiş. Kabızlık. Çünkü hem mevsimin hem dönemin hem kadınların belli bir dönemde çok duyuyorum bu arayı. Olduğu bir şey. Özellikle adetten önceki bir haftalık dönem. İşte bir ödemleniyor, şişiriyor falan. Nasıl önüne geçeceğiz bunu? Özellikle bu süreçte tabii ki kabızlıkta bizim için lif alımı çok kıymetli. Lif alırken de hem pişmiş hem çiğ sebzeler muhakkak olmalı. Fakat bir yandan da kafeinden de destek almamız gerekiyor. Hmm. Yani gün içerisinde kahve tüketimini daha önceki program da söylemiştim. Günde 2-3 fincan çok kıymetli. Tabii ki yoğun bir tansiyon problemimiz yoksa. Ama kahve var, kahve var. Şimdi filtre kahve mi, Türk kahvesi mi? Kabızlık yaşayanlar sabah aç karnı filtre kahve. Ben fakat mesela sütlü içiyorum. Sütü daha iyi geliyor. Süt de olabilir ama gaz bir şişkinlik. Sesler gelmeye başlıyor falan. Normal filtre kahve de olmuyor. Ben hatırlıyorum kahvenin her türlüsü okey demiştiniz. Evet, gün sadece çözünebilir içine olmasın. Hani çözünür kahve. Hazır. Granüllüler olmasın. Kahveler. Hazır kahveler evet, olsun. Onlar olmasın. Yani makinede o kokusuyla yapılan olsun böyle bardağa sıcak suyu koyup böyle direkt çözünür olmasın. Sabah. Marka adı veremiyoruz. Yapar böyle bilindik. Kokusu yayılır eve evet, zaten o kokuya uyanırsın böyle. Ben, en güzeli filtre güzel. Türk kahve. Kahvesi americano fakat kabızlık yaşayan kişilerde aç karnı Türk kahvesi kabızlığı tetikleyebilir ve mide problemleri için çok kıymetli. Aç karnı şimdi onu diyecektim. Var mı içen var. Var. Şimdi nasıl ki sabah aç karnı kahve içme kültürümüz varsa çoğu kişi Türk kahvesi olarak bu hakkını kullanıyor. O yüzden daha çok bunu filtre kahveden ya da tabii ki burada çok önemli gastrit ülser problemi yoksa kişilerin. Bunlar varsa bazen ufak bir süt ilavesi de bu desteği verebiliriz. Fakat filtre kahve dışında lifli sebzeler, aynı zamanda sağlıklı yağlar, işte avokado, badem, ceviz gibi yağlar bunlar çok kıymetli bağırsak sağlığında ve günlük su tüketimi. Su tüketmediğimiz sürece bağırsaklar doğru düzgün çalışmaz. O yüzden günlük 2-2,5 litre suyumuzu muhakkak içmemiz peki, gerekiyor. Peki hazır konu kahveden açılmışken bir de şöyle bir şey. Bazısı buna katılıyor, bazısı hala öneriyor. Hindistan cevizi yağı ben de kendim kullanıyorum. Kahveye konulan metabolizmayla, zayıflamayla bir alakası var mı ya da bağırsaklarımıza? Evet yani aa, Hindistan, çok güzel aroma veriyor aslında. Aslında aroma verme konusunda güzel fakat çok sık kullanımını önermiyorum. Çünkü Hindistan cevizi yağı da doymuş bir yağdır. Aynen tereyağı gibi. Hmm, çok sık kullanımı kilo verimi konusunda durdurucu etkiye sahip olabilir. Şehir efsanesi mi bu yani? Evet aynen. Yani sadece Hindistan cevizi yağı koyalım. Neden? Çünkü son dönemde ketojenik diye çok ön plana çıktı. Evet. Bununla beraber yağlı beslenme de ön planda. Bu da Hindistan cevizi yağı da bunlara dahil. Aa, fakat evet, doğru, arada bir iki damla katılabilir. Bile çok değil. Çünkü tereyağı katıyormuşsunuz gibi düşünün. Aroma versin diye mi yoksa zayıflama etkisi? Zayıflama etkisi hiç değil. Alakası yok. Tamamen aroma ve birazcık da tokluk verir sonuçta yağ.